boşaltayım. Şunu da tekrar şuna dökeyim. Of! Bugün hiçbir şey yapasım yok. Keşke yepyeni bir keşif yapabilseydim. Bugün Antarktika'da yepyeni bir keşif yapıldı. Bak, millet yapmış işte. Yapmışlar tabii. Sen otur anca öyle. Antarktika'da çok eski zamanlara ait bir mamut fosili bulundu. Bilim adamlarıysa buzullarda hala başka fosillerin de olduğunu ileri sürdü. Başka fosiller de ha? Bu fosilleri inceleyebilirsem geçmişimiz hakkında pek çok şey öğrenebilirim. Ama nasıl? Bir mamut fosilini sadece burnu çok iyi koku alan bir filin yardımıyla bulabilirim. Bisket abi, bisket abi. Evde interneti koptu. Acaba burada uyuyabilir miyim? Ne? İnternette uyumanın ne alakası var evladım? Şimdi şöyle, benim modemin ışıkları yanıp sönüyor ya. Ben onlara bakarak uyumayı çok seviyorum. Arada böyle yeşil abi ya, sonra mavi oluyor. Bu bir fil. Hortumu da var. Oluyor. Herhalde ama koku da alabiliyordur. Harika! Ne oluyor? Ne harika. Sen harikasın. Öyle miyim? Öylesin tabii. Şu asalete bak. Şu duruşa bak. Bakıyorum. Sen bütün fillerin gurur kaynağısın. Çok süper şeylerim ben bisket abi. Sen buralarda harcanıyorsun. Hem de bozuk para gibi harcıyorlar beni. Benimle Antarktika'ya gel ve gücünü orada göster. Ankara'ya da gelirim, Samsun'a da. Ankara'ya değil, Antarktika. Evet Antika, ben mükemmel biriyim. Kimse beni tutmasın. Tamam, süper. İyice havaya girdin. Şimdi kimseye söylemeden gizli gizli evine git ve hazırlan. Ve buraya gel. Evet evet Remzi. Şakir'i de al hemen gel. Uyuz Tanju'yu da çağırın. Tanju da geliyor. Bence ekip iyi. Sana kimseyi çağırma demiştim. Dur Remzi, kapıyorum. Hadi oyalanmayın gelin. Bedava Ankara'ya gidiyoruz. Bakın bu gizinin sizinle ilgisi yok. Lütfen evlerinize döner misiniz? Dönemem. Benim evim yok zaten. Biz de heveslendik. Artık çok geç. Ankara'ya biz de geliyoruz. Of! Ankara değil, Antarktika. Neyse tamam. Bir kere bulaştınız. Sizden kurtuluş yok belli. Şu özel yapım montları giyin yalnız. Hadi abi, 2 saattir sizi bekliyorum. Yola çıkken gidelim bir an önce Ankara'ya. Biri bir daha Ankara derse... Anka kuşu. Ankara demedim. Aha dedim. Pardon. Herkes hazır olsun. İnişe geçiyoruz. İniş takımları dondu. Burası çok soğukmuş. En azından uçak donmadı. Ya uçak da donsa? Uçak da donuyor. Abi, uçak dondu. İlk kez uçağa bindim. Onda da uçak dondu. Çok yüksek değilmiş. Atlarız bence. Hadi inin aşağı. Paramızla rezil oluyoruz. Saçmalama. Bedava geldin buraya. Hadi bakayım. Dondum. Evladım sen niye özel montun olmadan atlıyorsun? Neyse ben uçağa göz kulaklayayım. Dönüşte gelin alın beni. Yalasa verir mi acaba? Evet Necati. Seni buraya niye getirdim biliyorsun değil mi? Buz pateni yapmaya geldik. Hayır. Senin hortumunu kullanıp mamut fosili arayacağız. Mamut aramaya bayılırım. O zaman ben hemen özel güçlerime kavuşayım. Puçuçuçu popatito. Evet, çok güzel. Herhangi bir koku alabiliyor musun bari? Kartopu kokuyor burası. Hayır, fosil koklaman lazım. Fosil nasıl kokar bilmiyorum ki. Ha? Bu da nedir? Sahipsiz topraklar. Sahipsiz topraklar mı? Ne yani? Buranın sahibi yok mu? Evet yok. Dünyada birkaç tane kimseye ait olmayan yer vardır. Hiçbir ülke istemez o toprakları. Öyle boş boş dururlar. Bir tanesi de burada işte. Nasıl? Kimsenin olmayan mı? O zaman benim olsun burası. Olabilir istersen. Ben de istiyorum. Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Bekle bizi geleceğiz. Adıyaman! Nemrut'a da çıkacağız. Olay!
Duvar. Duvar. Dürüm. Ay şey duvar. Canlar sana heykel kafası. Canlar. Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani. Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden! Olamaz, gemileri kaybettik. Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Hey. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasa iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda. Benim olsun burası. Evet baba, kendimize ait bir yerimiz olsun. Ne? Kendi ülkem olabilirim. Lopperistan. Evet. Çekil Mirket. Ben de ülke kurmaya gidiyorum. Ne yapıyorsun Necati? Çabuk gel şuraya. Ben sizi buraya oyun oynayasınız diye getirmedim. Mamut bulmanız için getirdim. Gel dedim sana. Bana ne? Burası benim olacak. Saçmalama Necati. İlk ben söyledim. Burası benim artık. Yok öyle bir şey. İspat edin. Hadi ispatlayın. Baba, al şu kalemi, hemen topraklarımızın sınırını çiz. Ailenin akıl küpü. Aferin oğlum. Ben de çiziyorum öyleyse. Fazla kalem olan var mı? Al Necati abi. Oğlum niye kalem veriyorsun ona? O bizim rakibimiz artık. Şöyle harika bir çizim yaptım. Buralar kıyı şeridim olsun. Burada da dağlar denize paralel uzansın. Sizinle bir daha asla konuşmayacağım. Yapılacak onca iş varken bu yaptığınız çok ayıp. Ben gidiyorum. Tamam oldu. Benim ülkenin adı Lopperistan. Benimkisinin adı da Birleşmiş Gofretler Birliği. Bizimkisi de Remzi Oğulları. Bizim marşımız bile var. Hadi baba. Burası Remzi Oğulları. Düşmanı kolduk, yerleri olduk. Tarihin ortasına adımızı koyduk. Benim de marşım var o zaman. Burası Lömpenya, çok güzel memlekettir. En güçlü ülke biziz, hepinizi yeneriz. Burada bağrılara konuşulur. Birleşmiş gofretler, fakiri, fukarayı severler. Düşmanı yerden yere sererler. En büyük keşiflerimden birini yapacaktım ama bu şapkalar yüzünden hiçbir şey yapamıyorum. Of! Vay canına! Bunlar eski zamanlarda yaşayan mamutların çizdiği resimler. Önce hep beraber mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Halay çekiyorlar diyeceğim ama o zamanlar halay yoktur herhalde. Sonra hepsi birden birbirine küsmüşler ve kendilerine bir alan çizmişler. Sonra da bütün buzlar erimiş ve hepsi de ortadan kaybolmuş. Bu inanılmaz. Mamutların nasıl ortadan kaybolduğunu buldum. Bir şey diyeceğim. Bu halay canım çok belli. Baksana, en baştakinin elinde mendil var. Benim ülkemin kurallarını açıklıyorum. 1. Herkes öğlen 4 ile 6 arası bu şapkalardan takacak. 2. Ülkemin para birimi baloncuk olacak. Bakın, 3 tane balonum var. Demek ki 3 tane param var. Benim ülkemin müdürünü seçmek için seçim yapıyorum şimdi. Müdür olmak isteyenler ben. Tamam, sen müdür oldun. Tebrik ederim, çok teşekkür ederim. Baba, bizim kurallarımız yok mu peki? Var. Evet, var.
Bize kar topu atan herkese savaş açarız. Al o zaman. Bize kar topu atarsın ha? Bu kar topu savaşı demektir. Ya! Kar topu savaşı. Ne? Lömperiz sana kar topu atarsınız ha? Şimdi yedim sizi. Osker. Efendim. Çabuk şunlara kar topu at. Emredersiniz efendim. Ha? Ne oluyor oğlum? Galiba çok hareket ettik diye altımızdaki buzullar kırıldı. Necati, atmasana. Daha büyük bir problemimiz var. Görmüyor mu? Krizi fırsata çeviriyorum. O ne? Ben de parçalanmışım. İmdat! Hoppala, ne oluyor burada? Sürükleniyoruz. Yardım et Mirket. Giderek küçülüyor bunlar. Bir şeyler yapsana çabuk Mirket. İmdat! Kesin yaparım. Siz benim işimi bırakıp oyun oynadınız. Ne hakla benden yardım istiyorsunuz? Oğlum kaldır ayağını, kaldır. Tek ayak üstünde dur. Buldum. Üzerimizdeki montları atalım. Onlar etrafı ısıttığı için daha hızlı eriyor buzullar. Çıkarın atın. Size çok kızgınım. Beni çıldırttınız bugün. Ne yaparsanız yapın. Misket abi. Misket abi imdat. Misket değil, Mirket. Oh iyi oldu. Kendi kendinize kurtulun. Ben oturup sizi izleyeceğim burada. Ay üşüdüm, soğukmuş. Arkadaşlar galiba yolun sonuna geldik. Keşke birbirimize kar topu atmasaydık. Evet, hiç gereği yoktu. Çok üzgünüm dostlar. Sizinle kar topu savaşı yapmak benim için bir onurdu arkadaşlar. Hoşça kalın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. En büyük lomperiz de montlar buzu eritmiş komple. Ha? O ses de neydi? Merhaba. İnanamıyorum. Bu bir mamut, hem de yaşıyor. Çok soğuk. Ha? Evet, pardon. Şu montlarla ovalım seni. Isın biraz. Ay. Teşekkürler dostum. Kaç bin, milyon, milyar yıldır buradayım kim bilir. Çok uzun zamandır. Bu arada aşağıda bir takım sesler duydum. Birileri mi var orada? Evet, onlar benim sevimsiz arkadaşlarımdır herhalde. Ama başları dertte gibiydi. Niye yardım etmiyorsun ki? Çünkü onlara kızgınım. Beni sinir ettiler. İşlerime engel oldular. Ya. Bak evlat. Gün gelir arkadaşlarını sevmezsin. Yeri gelir sinirlerini çok bozarlar. Ama unutma ki onlar senin arkadaşlarındır. Sakın onları yalnız bırakma. Her zaman birbirinize ihtiyacınız var. Biz bunu yapmadık ve ne hale geldik bak. Mağarada gördüğüm çizimler sizi anlatıyordu herhalde. Gönül koymayı bırak. Çünkü şu anda ciddi anlamda sana ihtiyaçları var. Haklısınız Mahmut Bey. Ben biraz fazla büyüttüm galiba. Ama nasıl kurtaracağım onları? Çok geç kaldım. Buzlarımın çözülmesini sağlayan montları kim yaptı? Ben. O zaman onları da nasıl kurtaracağını bulabilirsin herhalde. Tamam dur. Buldum bile. Çabuk olmam gerek. Vay canına! Ortalığı yakıyorsun dostum! Bu özel montların karışımıyla tasarladığım bu kostüm sayesinde belli bir süre boyunca soğuğa dayanabilirim herhalde. Şu oksijen maskesini takalım. Tamam! Sen de ben aşağıdayken şu çantamdaki özel çadırı çıkarıp kurar mısın? Ben şimdi gidiyorum Mahmut! İşaretimi bekle! Anlaştık! Çabuk hadi! Thank you.
Başka var mı? Yok, bu da sonuncusuydu. Şimdi şu sevimsiz arkadaşlarımızı kurtaralım. Ay ay ay. Sağ ol Mirket, bizi kurtardığın için. Mirket, ben sana yardım edeceğim deyip gitmediğim için çok özür dilerim. Asıl bu Mamut'a teşekkür edin. O beni ikna etti. Yoksa kurtarmayacaktım hiçbirinizi. Teşekkürler Mamut Bey. Sağ ol büyük dede. Ben deden değilim evlat. Sadece büyük büyüğüm. Siz de bizimle gelsenize Mamut Bey. Yok evlat. Burası benim memleketim. Sizin oradaki havalar beni bozar. Size iyi yolculuklar. İyi. Öyleyse gidelim bir an önce. Bizim pilot vardı değil mi? Nasıl acaba? Abu Bey'im. Korna çalıyor galiba. Abu Bey. Gel abicim gel. Yol izler kardeşim. Gel. Para veren aldım. Evet. Geldik. Bugün bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Lafı mı olur Mirket? Kaç kere hayatımızı kurtardın? İki tane kutu taşımışız. Çok mu yani? Evet. Mesela bizi çıldırmış yoğurt kutularından kurtarmıştın bir keresinde. Hepsi senin yüzünden Necati abi. Kraliçe yoğurdu sinirlendirmeyecektin. Yoğurdun kraliçesi nasıl olur bilmiyorum ki. Peki burada ne yapılıyor Mirket abi? Burada bilim hayvanları kullanmadıkları icatları alıp satıyorlar. Ancak bu alışverişi yapman için bilim hayvanı olman gerekiyor. Ben şimdi bilim hayvanı kılığına girip bir şeyler alırım buradan. Tamam. Evet, tamam. Bunları da koyduğumuza göre hazırız demektir. Şimdi bize bir çığırtkan lazım. O işi bana bırak. Gel abla gel. İcadın kralı burada. 10 numara 5 yıldız aletler burada. Ay başım şişti evladım, ne bağırıyorsun öyle? Ha? Şu nedir evladım? O bir ses modifiye etme cihazı. Deneyebilir miyim? Tabi buyur teyzeciğim. Gel abla gel, en güzel fiyatlar burada, bakmadan geçme. Gel abi gel ama bu fiyatları kaçırma. Vatan kemiri sesime ne oldu? Alo, sesim gitti. İyi oldu sana. Ha? Eyvah, Bay Horhor geliyor. Horhor mu? Horhor diye isim mi olur? Horhor, bir melek yatırımcı. Melek mi? Evet, yeni fikirlere para yatırıp yardım edenlere melek yatırımcı denir. Eskiden bu adam çok zengindi. Fakat son zamanlarda bayağı bir parasını kaybetmiş. O yüzden de yepyeni fikirlere ihtiyacı varmış diye duydum. Merhaba Mirket, nasılsın? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Efendim, kanatlarınız nerede? Siz melekmişsiniz. Komik çocuk. Mirket, vaktin varsa seninle gizli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Tabii. Buyurun ofisime geçelim. Buyurun önden. Ofisin tezgahın altında mı? Evet efendim. Param buna yetti de. Merhaba. Evet, doğru bildiniz. Ben de sizler gibi zeki biriyim. Merhaba. Evet. Obep, okek, bilirim. Kesirli sayılar. Çok komik değil mi? Gel abi gel. Bu tezgaha bakmadan geçme. He? Şu da nedir? O bir ikna etme cihazı abicim. Böyle bir sıkıyorsun, karşındaki hemen ikna alıyor. Fiyatı 150 lira. Sen de biraz indirim yapıver. Abicim inan kurtarmıyor, onun maliyeti. Hadi tamam, 50 liraya bırakırım. Çok iyi pazarlık yaptım. Oh, çay gibisi yok değil mi? Evet. 2 saattir çayı övüyoruz. Ben atom parçalayınca bu kadar övmüyorum kendimi. Ama şu çayda ne övüldü arkadaş? Seni övmeye gerek yok Mirket. Herkes başarılarının farkında. O yüzden ben de sana geldim. Mirket, bana uzaktan kontrol edilebilen kıyafetler yapmanı istiyorum. Çok şey istiyorsunuz Horhor Bey. Öyle şey mi olur? Sana şöyle bir teklifim var. Yepyeni, son model bir laboratuvara ne dersin? Harikulade derim. Ne diyeceğim başka? Öyleyse kimseye bir şey söylemeden bu cihazı yap. Ben de kıyafetleri uzaktan kontrol edebileyim. Sen de son model bir laboratuvara sahip ol. Anlaştık mı? İyi bir anlaşmaya benziyor. Ben siz evcilik mi oynuyorsunuz burada yoksa? Çok darıldım. Horhor, biraz kaysana. Kaplamışsın her yeri. Şu kodları da yazalım. Tıkır tıkır, fıkır fıkır. Fıkır fıkır mı?
O ne biçim yazma sesi? Neyse. Şimdi ben denek mi olacağım yani? Evet. Bilim tarihine adın altın harflerle geçecek. Altın harf karın doyurmuyor. Sen bana gofretimi ver yeter. Şu drona da yükleyelim kodları. Tamamdır, yükledik. Şimdi uçuralım şunu. Hop. Ben de uçurabilir miyim bir tur? Sonra. Evet, şimdi de drone senin üstündeki kıyafetin 3 boyutlu analizini yapıyor. Yapsın, bırak karışma. Tamam, modelini çıkardı. Şimdi de ona uygun kodlamayı yapıyor. Ve senin kıyafetine özel bir bellek aygıtı fırlatacak. Atalım bakalım. Gıdıklandım. Her şey hazır. Bakalım senin kıyafetlerini yönetebilecek miyim? Başlıyorum. Kolum kalktı. Diğeri de kalktı. Şimdi biraz açma germe yapalım. Ne? Çok eğlenceliymiş bu. Mirket, kurtar beni. Tamam. Şimdi de hazır dans paketlerinden bir tane seçelim. Bakalım çalışıyor mu? Ne oluyor? Horon çekiyorum. Hadi oturmaya mı geldik Tanju? Şimdi de zeybek oyna azıcık. Şimdi daha zor şeyler deneyelim. Duramıyorum. Orada hava nasıl Tanju? Gofret istemem. Beni aşağı indir Mirket. Peki sen nasıl istersen. Merhaba Mirket, cihazım hazır mı? Evet, ben de son kontrolleri yapıyordum. Her şey yolunda görünüyor. Yalnız sizden bir ricam var. Bu cihazı kötü niyetli kişilerin eline vermeyin sakın. Tabii ki de. Alayım şu cihazı. Öyleyse senden son bir isteğim var Mirketçiğim. Neymiş o? Şu kameraya bir poz ver bakalım. Hatıra fotoğrafın olsun. Güleyim mi, nasıl durayım? Fark etmez. Bu neydi? Uykum geliyor. Alın çocuklar, götürün şunu. Kaldır abi, kaldır. Hadi. Ne oluyor burada? Mirket'i kaçırdılar. Hemen Remzi'lere haber vermeliyim. Ama nasıl? Cep telefonum yok ki. Bir dakika. Tabii ki de. Ben eski pilotum. Tek ihtiyacım olan bir kağıt. Nerede olabilir? Buldum. Kalem de var. Tamam. Şimdi de şunu şöyle katlayayım. Biraz da böyle. İşte hazır. Muhteşem bir kağıt uçak. Koordinatlar kafamda. Hazır olun. Geliyor. Nereye gidiyorsun? Ya! Uçan perukların intikamı! İmdat! Hadi! Hadi gel buraya! Nereden geldi bu uçak? Kafama uçak çarptı. Kafam o kadar büyük ki pist zannetti sanırım. Ohoho! Bir dakika. Kağıtta bir not var. Çabuk Mirket'in laboratuvarına gelin. İşler karıştı. Gelirken gofret alın ya da boş verin. Yazan Uyuz Tanju. Ver. Ben de cevap yazacağım. Necati, ne gerek var? Zaten gideceğiz şimdi. Tamam. Tanju, hemen geliyoruz. Sevgiler, yarım domatesini yiyen Necati. Stop. Vay! Tamam. Şimdi de atalım. Aç kapıyı Kadriye. Evet. Artık eskisi gibi zengin olmamın, tüm o zenginliğe tekrar kavuşmamın zamanı geldi. Şimdi şu bankadan biraz para çekip geleceğim. Hadi bakalım. Bu ne abi? Kuş galiba. Işık atan kuş mu oğlum? Şşt, ışık atmasana evladım. Koş.
Şimdi eğlence başlasın. Ne oluyor? Ben bir şey yapmıyorum ama duramıyorum. Ay, neler oluyor bize? İmdat! Duramıyorum. Ya! Neden bunu yapıyorum? Sen yine iyisin. Ben jimnastik yapıyorum. Hey çocuklar, ne yapıyorsunuz? Niye kasayı açıyorsunuz? Bilmiyorum müdürüm. Ben yapmıyorum ki. Dalga mı geçiyorsun evladım? Bas bayağı sen açıyorsun işte. Sen niye jimnastik yapıyorsun? Neler oluyor burada? Durun. Çabuk kapatın o kasayı. Güvenlik. Güvenliği çağırın. Buradayız zaten müdürüm. Eyvah eyvah. Siz bayağı benim bankamı soyuyorsunuz. Benim güzel bankam soyuluyor. Yetişin ha dostlar. Aşk olsun müdürüm. Hiç öyle şey yapar mıyız? İftira atıyorsunuz. Bırakın şunları. Paracıklarım gidiyor. Güle güle. Paracıklarım gitti. Taju, Taju. Kimse de mi fıtı fıtı diye dönen gazeteleri görmedi mi? Bir tek ben mi gördüm? Bir şey söylesenize. Ne gazetesi? Ne oldu Taju? Niye çağırdın bizi? Birileri gelip önce icadı aldılar, sonradan Mirket'i kaçırdılar. Nereye kaçırdılar? Siz de duyuyor musunuz? Bilgisayardan bir ses geliyor. Sarı bir nokta yolda ilerliyor. Çekilin! Ben bu oyunu biliyorum. Hayır hayır, bu oyun değil. Bence bu bir izleme cihazı. Belki de Mirket abinin üzerinde bir izleme cihazı vardır. Bence bunu kullanmalıyız. Yürüyün hadi. Mirket'i kurtarmaya gidiyoruz. Duhay! Demin evde attığım uçak daha yeni geldi. Sarı noktaya çok yaklaştık baba. Hemen ilerimizde. Tamam. Ama takip ettiğimizi anlamasınlar. O yüzden mesafeli gideceğim. Arkadaşlar, radyoyu açabilir miyim? Burası çok sıcak oldu da. Ne? Radyoyla sıcağın ne alakası var? Evet, yok değil mi? Ben yine de şansımı denedim. Keşke bir şekilde Mirket abiyle iletişim kurabilseydik. Bir dakika. Onu ben hallederim. Şurada bir kağıt kalem görmüştüm demin. Oo, Uyuz Tanju aşka geldi. Şiir yazacak galiba. Kalemi de üzerine bir yere oturtalım. Tadam! Şimdi kağıt uçakla oynamanın sırası mı Tanju? Üst kapağı aç Remzi, çabuk çabuk! Ha? O da ne? Bir not var. Yaşasın, beni kurtarmaya gelmişler. Hop, tamam. Tuttum. Ne diyor? Çocuklar, horhoru durdurmanın tek yolu icadımı ondan geri almak. Yalnız sizi gördüğü anda kontrolünüzü ele geçirecektir. O yüzden de... Evet. Okusana devamını. Alın kendiniz okuyun. Ne? Çok kolay oldu. Sana ne kadar teşekkür etsem az Mirketçiğim. Sen gülmeye devam et. Birazdan muhteşem arkadaşlarım burada olduğunda göreceksin. Top off! Bunlar mı senin muhteşem arkadaşların? Şimdi onları nasıl alt ediyorum iyi izle. Bak bak, iyice bak. Bu nasıl olur? Çalışmıyor. Her icadımın içine bir tane zayıf nokta koyarım. Bunun da zayıflığı plaj kıyafetlerini analiz edememesiydi. Kumsal gücü! Hoppa! Çivileme! Hoba! Kapur! Aferin çocuklar. Harikasınız. Şimdi de şu hırsızları polise teslim edelim. Hadi bakalım Horhor Efendi.
Yapma. Vur dedim. İşte aradığımız siyah kamyonet burada. Memur bey, arkadaşları sizin için hazırladım. Buyurun afiyetle alın götürün. Hazır suçlular, bayılırım. Hadi hadi götürün hemen şunları. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sayenizde icadımı kurtardım. Sen ve uçakların da bir harikaydı Tanju. Bir kutu gofreti hak ettin. Oley! Ne oluyor? Birket, ne haber? Amanın! Ay, 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 ay! Hadi buradan, buradan! Kimse beni yakalayamaz. Hobanay, hobanay, tutmayın beni! Açılın, açılın! Sallanmaya gidiyorum! Necati abi, nereye koşturuyorsun böyle? Nereye olacak Şakir? İnşaattaki yıkım topuna! Sallanmaya! Yapma Necati abi! İnşaatlar oyun alanı değildir ki. Çok tehlikeli olabilir. Hiç merak etme. Kaskım kafamda. Cesaretim yanımda. Hoppa! Şakir, Canan, siz de gelsenize. Çok eğlenceli. Ekipmansız, izinsiz buraya giremezsin. Necati abi, dur. Halat kopabilir. Neden kopsun canım? Bak ne kadar da sağlam. Taş gibi taş. Hottara hoy, hottara boy. Ne? Necati abi. Necati'ye baksana. Hadi. Açılın, açılın. Neler oluyor burada? Necati abi oyun oynamak için yıkım topuna çıkmıştı. Ama halat onları taşıyamadı. İnşaat sahasında oyun mu oynanır hiç evladım? Ne bu kalabalık? Bedava gofret mi dağıtılıyor yoksa? Şakir, Canan, ne bu gürültü? Necati abi yıkım topuyla sallanmak isterken göçük oluşturdu. Ne? Necati bu çukurun dibinde mi? Necati, beni duyabiliyor musun? Hayır, duyamıyorum. Tamam. Hay aksi, bizi duyamıyor. İnip onu kurtarmalıyız. Beyefendi, beyefendi. Arkadaşınızı kurtardıktan sonra benim yıkım topumu da geri getirin. Ay ne değerli topmuş bu da. Neyse, ben aşağı iniyorum. Ben de sinirle geliyorum baba. Ben de gelirim Remzi. O kadar derinde belki dinozor kemiği bulurum. Haklısın Uyuz Tanju. Belki incelenecek ilginç bir şey bulabilirim. Ben de geliyorum. İyi öyleyse. Hadi aşağı. Nasıl ineceğiz? Aslında bu kalemunların dili bayağı uzun oluyor. Çok ayıp Canan. Büyüklerinle böyle konuşmamalısın. Hayır Tanju. Canan haklı. Yetişkin bir bukalemun dili yaklaşık 20 metre olabilir. O kadar var mıymış? O zaman bukalemun beyin diliyle sarkabiliriz. Ciddi olamazsınız. Yıkım topunu geri istiyor musun? İstemiyor musun? Tamam kabul ediyorum. Ben buradayım. Bir aksilik olursa beni arayın. Yardım ekiplerini yönlendiririm. Çaldırıp kapatırım. Konuşma hakkım kalmadı hiç. Amma da aferin. Az kaldı, az dayan. Görev tamamlandı. Aşağıdayız. Topumu bulmadan gelmeyin. Bu adamın malı da amma kıymetliymiş. Burası ne kadar da sıcak. Haklısın Şakir. Normalde olması gerekenden daha sıcak burası. Boşverin sıcağı. Necati'yi bulmamız lazım. Kim bilir nerede şimdi? Necati'yi bulurken birkaç tane de kemik bulsak çok güzel olur. Ya da gofretli kemik. Bu sarsıntı da ne? Yukarıdan geliyor. Sanırım inşaatta çalışma yapıyorlar. Bu ne biçim çalışma? İçim dışıma çıktı. Sarsıntı bitti. Bu gürültü de ne? Kaçın! Bu Necati miydi? Yok bu benim. Herhalde benim. Evet Necati. Necati bu. Bulduk onu. Sana kaç dedim sarı bıyık. Ne oluyor canım? Baba Necati abi haklı. Kaçmamız lazım. Dinozor bu. Ne? Dinozor mu? Kaçın! Necati'yi takip edin. Çabuk buraya. Necati, seni gökte ararken yerde buldum. Aslında yerde arıyorduk, yerde bulduk. Sen espri yapma Tanju. Sen yapınca gülesim gelmiyor. Aşk olsun. Necati abiyi bulduğumuza göre artık geri dönebiliriz. Bari şu adamcağızın topunu da bulalım. Aslında biraz inceleme yapsam fena olmaz. Burada garip bir durum var. Nasıl yani? Öncelikle bu devirde dinozorların ne işi var?
İkinci olarak da bu dinozor türü saldırgan olmayan, otla beslenen bir türdür. Neden bizi kovalıyor öğrenmem lazım. Dinozorlar için vaktimiz yok. Yıkım topunu alıp gitmeliyiz. Araştırma yapmalıyız dedim. Ben de topu alıp gitmeliyiz dedim. Araştırma. Top. Araştırma. Top. Kemik. Beyleri yoğurt. Siz susun. Ayrıca boşuna tartışıyorsunuz. Bakın dinozorlar ve top aynı yerde. O kadar dinozorun içinden yıkım topunu almamız imkansız. Hı? Bu dinozorların hepsi canlı. Hiçbirinin kemiği görünmüyor. Nerede bu kemikler? Bu dinozor cinsi sese karşı duyarlıdır. Eğer sessiz olursak bizi fark etmezler. Nasıl yani? Yani bu şekilde bağırmayacaksa Necati. Sizin sorununuz ne? Sessiz olmamız lazım dedim. Özür dileriz. Harika. Sessizce bu işi halledebiliriz. Affedersin. Şunu çeker misin? Olamaz. Uyandılar. Gelin şu ağacın arkasına saklanalım. Ha, siz hiç merak etmeyin. Ben bakkaldan 7 yıl karate dersi aldım. Şimdi ninja yeteneklerimi gösterme zamanı geldi. Kutu. Hadadada bachata. Fichito. Pişif. Fışırık. Anneciğim. Ne oldu Necati abi? Hani karate dersi almıştın? Senin karate derslerinin son kullanma tarihi geçmiş galiba. Bunu bakkal amcaya sormam şart. Odaklanın. Sıcaklık gittikçe artıyor. Tabii ya. Ne oldu Şakir? Baksanıza, dinozorlar ne zaman sıcak olsa sinirlenmeye başlıyor. Evet, bir cam falan açalım. Haklısın Şakir. İnşaatta yapılan çalışmalar volkanı tetikliyor olmalı. Bakın, volkan patlamak üzere. Daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Hemen buradan ayrılmalıyız. Benim şu anda kemiğe ihtiyacım var. Ben de meyveli yoğurt istiyorum. Kemik! Meyveli yoğurt! Kemik! Meyveli yoğurt! Evet, evet. İyice bağırın böyle. İyice, iyice. Şaka yapıyorum, bağırmasanıza. Olamaz, ağaçlar yıkılıyor. Şimdi nasıl hamak kuracağız? Ne hama Necati? Canımızı ve yıkım topunu kurtarmalıyız. Bir fikrim var. Sarsıntıda yıkılan ağaçlardan birini kullanıp yıkım topuyla volkanın ağzını kapatabiliriz. Çok iyi bir fikir. Bu bize inşaatı durdurmamız için zaman kazandırır. Hadi o zaman, elimizi çabuk tutalım. İşte tam buraya güç uygulamalıyız. Hadi arkadaşlar, asılın. Olmuyor. Evet baba, çok ağır. Yaptığım hesaplamalarda burası olmalıydı. Olmuyor. Çabuk elinize ne geçiyorsa fırlatın. Bu olur mu Remzi? Oyuncak ayı. Olmaz ama at yine de Necati. Olmadı. Ama pes etmeyelim. Bunu atabilir miyim? Fırlat Necati. Yine bir şey olmadı. Bu kemiği atayım mı? Ne? Kemik mi? Sorup durma Necati. At atabildiğin şeyleri. Volkan patlamak üzere. Hayır! Kemik olmaz! Onu atma! Kemiği atmasaydın iyiydi. Vaktimiz daralıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Bu böyle olmayacak. Açılın. Bombalama geliyor. Bombalıyor. Oho! Necati! Helal olsun Necati. Vay canına Necati abi. Bu hareketleri nereden öğrendin? Tabii ki de bizim bakkaldan. Size bakkaldan karate dersi aldığımı söylemiştim. Bravo Necati. Tüm mahalleyi kurtardın. Hadi yukarı çıkalım. Ne demek Remzi? Senin mahallen benim mahallem sayılır. Zaten bizim mahallemiz senin de mahallen. Konuştu yine komik olmayan köpek. Hadi. Bakın geliyorlar. Başardılar. Bakın oradalar. Geri geldiler. Baksanıza oradalar. Geri başardılar. Durun. İnşaatı durdurun. Nedenmiş o beyefendi? Hem topumuz nerede? Aşağıda dinozorların yaşadığı bir mağara var. Ve mağaradaki volkan inşaat yüzünden patlamak üzere. Yıkım topunu da volkanı durdurmak için ağzına koyduk. Eğer durmazsanız volkan tüm mahalleyi yakabilir. Tabii. Benim de garajımda bir ejderha var. Bulamadım topu desenize. Bu devirde dinozor mu yaşarmış? Saçmalık. Bakın aşağıda dinozorların yaşaması için elverişli bir ekolojik sistem oluşmuş. Milyonlarca yıldır yetecek oksijenleri ve suları da varmış. Çikolatalı pudingleri de vardır kesin. Neyse beyler,
İnşaata devam hadi. İşi olmayan çıksın lütfen. Hadi herkes dışarı. Hadi yürü. Çıkalım çıkalım. Hadi. Yürüyün, yürüyün, yürüyün bakalım. Eğlence yürüyün. Bitti. Eğlence bitti yürüyün. Hadi. Uçak top. Kaçınlar dinozor. Burada ne? Kaçın kaçın. Aferin dedim. Ferahladım. Dünya varmış. Burada yaşayalım. Burada yaşayalım ne olur. Neler oluyor burada? Tüm çalışanlar nereye gitti? Durmaları için uyardık, dinlemediler. Bakın inşaatınız yüzünden dinozorlar evinden oldu. Vay canına, haklıymışsınız. Size inanmadım gençler, kusura bakmayın. Nasıl olur? Sanırım gerekli araştırmayı yapmamışım. Üzgünüm. Üzgün olmanız dinozorların evini yerine getirmiyor maalesef. Aklıma bir fikir geldi. Sanırım bu durumu telafi edebilirim. Nasıl? Tabii ki herkese kemik dağıtarak. Ya da her yere sallanma topu koyarak. Bir dinozor parkı açarak. Ne dersiniz dinozorlar? Hem para da kazanırsınız. Bize abi, uyar. Bize uyar. Şahane. Uyar, harika. Biz dünden razıyız. Harika. Her şey tatlıya bağlandı öyleyse. Bakın. Ben de dışarı füsküren lavların arasından bir kemik buldum. Her şey tatlıya bağlanmadı Remzi. Benim sallanma topum hala yok. İşte şimdi tatlıya bağlandı. Kemiğim. Kantine yeni aşçı geldiğinden beri hiç güzel yemekler çıkmıyor. Baksana şuna. Öğlen yediğim tavuk dönerin içinden araba egzozu çıktı. Egzoz mu, egzoz mu? Tavuk dönerden egzoz çıktığına şaşırmıyorsun. Egzozu doğru deyip demediğime mi şaşırıyorsun? Ne yapayım, Türkçe öğretmeniyim. Takılıyorum böyle şeylere. Neyse neyse. Baksana benim aldığım muzlu pudikten de kablolu kulaklık çıktı. Keşke kablosuz çıksaymış. Ha, sen de buna takıldın yani. Neyse, öğretmen zili de çaldı. Hayır, bu itfaiyeci ziliydi. Koş. Ha, bu öğretmen zili o zaman. Yok hayır, bu Viking savaşçı ziliydi. Heh, işte bu öğretmen ziliydi. Ha? Ne olmuş kapıya? İnanamıyorum. Bu sınıf ne hale gelmiş? Burada neler oldu? Hemen bir aç. Tüf tüf saldırısı. Herkes dursun! Ha, benim adım Dursun'dur. Herkes nasıl dursun oraya? Dursun, bırak dalga geçmeyi. Herkes dursun dedim. Pardon. Oraya inmeyecekti. Biri hemen burada bana neler olduğunu açıklasın. Ben. Beden öğretmenimiz bize sordu. Beden eğitimi derslerinde hangisini yapalım dedi. Futbol mu, basketbol mu? Bunun üstüne bir tek kumpir çıktı ve elektronik spor olarak Efsaneler Ormanı'na oynayalım dedi. Efsaneler Ormanı. Beden öğretmeni bunu duymazdan geldi. Sonra sınıf kendi içerisinde bir türlü anlaşmaya varamadı. Basket, futbol, futbol, basket diye atışırken olay buralara kadar geldi. Sunum çok iyiydi Canan. Otur, 100 puan. Yaşasın. Bu sınıftaki kaosu ve düzen eksikliğini tek bir şey çözer. Kepçe adam. Ha? Biri beni mi? Hayır, daha iyi bir çözümden bahsediyorum. Sınıf başkanı seçilecek. Ne? Sınıf başkanı mı? Oo, piti piti, karamela sepeti. Öyle değil tabii ki de. Tüm adaylar hazırlanacak ve özelliklerini diğer öğrencilere sergileyecekler. Balon sektirmek bir özellik sayılır mı? Bence bu pek etkili özellik değil. Bence de. Herkese iyi sabahlar. Dün alınan bir kararla 4E sınıf başkanının seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim için 2 aday başvurmuştur. Adaylardan biri Şakir arkadaşınız. Diğeri ise Akbaba Cemşit'tir. Fakat seçimde en az 3 aday olması gerektiği için Kumpir adlı arkadaşınız da öğretmenin zoruyla seçime katılmak zorunda kalmıştır. Çok korkuyorum. Okul TV haber bülteninin sonuna geldik. Oo Şakir! Sınıf başkanı adayı olmuşsun. Hadi hayırlı olsun evladım. Sağ ol anne. Ama çok çalışmam gerek. Öncelikle bana bu seçim sürecinde yardım edecek bir ekibe ihtiyacım var. Bana bunun için çalışkan biri lazım. Canan. Rakiplerini iyi tanıyacak kadar zeki olması gerek. Canan. Bütün zamanını buna ayıracak kadar tutkulu biri şart. Ham Canan işte. Üzgünüm anne. Ama ben bu seçim esnasında okulun gazetesinde çalışmaya karar verdim.
Bu seçimden pek çok haber çıkacağını sanıyorum. Zaten sırf bu yüzden başkanlığa aday olmadım. Buraya bak, buraya bak. Şşş, işte burada. Tamam. Başka seçenek kalmadı. Onu. Nereye? Sizi seçtim, anlamadınız mı? Tamam. Oley! Öyle desene! Muhteşem asistanlar! İlk başında! Ayol, niye smoking giydiniz? Çünkü... Nasıl davranacağımız hakkında... Hiçbir bilgimiz yok! Ben bittim. Neden takma sakal ve gözlük takıyorum ki? Ayrıca neden takım elbise giyiyorum? Çünkü böyle daha güven veriyorsun. Sakalın bilgeliğini temsil ediyor. Takım elbise de olgun gösteriyor seni. Böyle görmüş geçirmiş biri gibisin. Peki benim elimdeki ışık beni nasıl gösteriyor? Sende star ışığı var işte Necati. Daha ne istiyorsun? Hay! Star falan yazmıyor bunda. 1000 wattlık ışıkmış bu. Neyse tamam. Hadi bakayım. Poz ver Şakir'ciğim. Tamam. Şimdi de sloganını söyle. Hallederiz. Affedersin kumbir. Önemli değil. Şimdi oy verenlerin dertlerini dinle Şakir. Sizi dinliyorum arkadaşlarım. Dertlerinizi söyleyin bana. Sabah çok erken saatte geliyoruz okula. Bu haksızlık. Biraz daha uyumak istiyoruz. Hallederiz. Yeni aşçı çok kötü. Bakın en son aldığım sandviçten direksiyon çıktı. Benim arabanın direksiyonu o. Ben de onu arıyordum. Hallederiz. Remzi, afişler bitiyor. Artık dur bence. Duramam Recati. Büyük bir kapışma var şu an aramızda. Sabaha kadar asarım Remzi. Benle kapışma. Kumpir, sen niye afiş bastırmadın? Çok korkuyorum. Hiçbir şey beceremem ben. Nasıl? Hepsi mi? Evet, hepsi. Necati! Efendim! Çabuk gidip araştır. Tuvalet kağıtları ne durumda kontrol et. Emredersiniz. Ne yapacağız? Bu da ne? Burada bir tuvalet kağıdı var. Bir yere doğru gidiyor. Doğru gidiyor. Bakalım nereye gidiyor? Eyvah! Yoksa düşündüğüm kişi mi? Kime bu dolap? Benim. Bakalım ne varmış içinde. Şakir! Saçmalamayın. Oğlum yapmaz öyle şey. Herhalde yapmam. Ben almadım onları. Bu bana kurulan bir tuzak. Bu olay sizin seçim kampanyanız için hiç iyi olmadı Remzi. Şakir'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Okulda daha fazla tuvalet kağıdı olması lazım. Bu dolaptan çıkanlar çok az. Kesin bunda bir iş var. Öyle çeneni tutunca daha mı zeki gözüküyorsun? Dur ben de yapayım. Evet. Hakikaten zekileştim. Şok. Sınıf başkanlığı seçimlerinde büyük skandal. Tuvalet kağıdı olayından sonra Şakir'in oylarında büyük bir düşüş yaşandı. Arkadaşlarının güvenini kaybeden Şakir, gelecek oyları başkalarına kaptırmış gibi görünüyor. Yapılan anketlerdeki yüzdelere bir bakalım isterseniz. Akbaba Cemşit şu anda %70 oranla önde görünüyor. Şakir ise %30 oranda ikinci sırada. Son sırada ise %0'la Kumpir var. %0 mı? Arif, hani bana oy verecektin? Kusura bakma kumpir, hiç güven vermiyorsun. Lömpen. Bu dansın bana ne yararı var? Bilmiyoruz. Evet, okulun deposunda hiç mi hiç tuvalet kağıdı kalmamış. Bütün hepsi birden nereye kaybolmuş olabilir aklım almıyor. Tebeşir tozu suratlı canavar. Necati abi benim sakin ol.
bir dakika. Hakikaten o kadar beyaz mı yüzüm? Bence çok beyazsın Canan. Yanardağ beyazı gibi hem de. Yanardağ beyazı diye bir şey yok. Beni kandırmışlar öyleyse. Badanacı satmıştı bana. Sen burada ne arıyorsun peki? Bir anda ortadan kaybolan tuvalet kağıtlarını araştırıyorum. Yeni sildim. Sana söylemiştim şapşal mumya. Anne! Gittiler sanırım. Bu okul iyice çıldırdı. Birileri geliyor yine. Nasıl da kaçtı herkes. Çok komiktiler. Mumyalar geliyor. Çok korktuk. Gel gel. Ben de seni bekliyordum. Olamaz. Geçen gün okulumuza saldıran mumyaları tek başına alt eden Akbaba Cemşit herkesin favorisi haline geldi. Ve böylece anketlerde bütün adayları bir anda geride bıraktı. Kahraman Cemşit. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Ve sonunda beklenen an geldi. Birazdan okul bahçesinde seçim sonuçları açıklanacak ve sınıf başkanı belli olacak. Bu seçimi kesin benim oğlum kazanacak. Başka yolu yok. Üzgünüm Şakir. Mumya olayından sonra hiç şansın kalmadı. Pumpir'le aynısın neredeyse. Lütfen bitsin artık bu stres. Ben elimden geleni yaptım baba. Onlar kaybeder. Benim gibi karizmatik, karşısındakine kendini dinleten. Dur. Cemşit sahneye çıkıyor. Cemşit. Benim. Evet, bütün oylar kullanıldığına göre sonuçları açıklıyorum. En son sırada bir oyla Kumpir. İkinci sırada iki oyla Şakir var. Ve 20 oyla birinci sırada Akbaba Cemşit var. Durun! Herkes dursun! Hayır Uşağım, sadece ben Dursun'um. Haçan benim adım Dursun. Anladık Dursun, anladık. Bir tek senin adın Dursun. Bu seçim sonuçları kabul edilemez. Ne demek o? Şu demek o. Şu görüntüyü izlemenizi istiyorum. Çok güzel korkuttunuz çocukları. Kostümleriniz de şahaneymiş. Öyle evladım. Korkutma işi bizden sorulur. Sakladığımız tuvalet kağıtlarını kullandık. Kostüm için de ekstra para vermeye gerek yok. Bu kağıtlar sağ olsun. Hem Şakir'i suçladık hem de çocukları korkuttuk. Çak oğlum çak. İşte gördüğünüz gibi Şakir'e tuzak kurmuşlar. Biliyordum bir şeylerin ters gittiğini. Mumyalar gerçek değil miymiş? Tüh, ben de sevinmiştim. Cemşit'i de birinci yapmak için ellerinden geleni yapmışlar. Tuvalet kağıdı olayını çıkartıp suçu Şakir'e atmışlar. Ufaktan kaçsak mı acaba? Yürü oğlum yürü. Hadi sene. Hop. Bu yaptığınızın cezasını çekmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Ne ceza verelim bunlara çocuklar? Basketbol zamanı! Hiç merak etmeyin çocuklar. Bu yetmez onlara. Gerçek bir şekilde cezalarını çekecekler. Bu arada Cemşit diskalifiye olduğu için geriye 2 puanla Şakir ve 1 puanla Kumpir kalıyor. Bu durumda da Şakir kazanmış oluyor. Oley! Kurtuldum! Yeni sınıf başkanı sensin Şakir. Oley! Harikasın Canan! Senin sayende oldu hepsi. Rica ederim. Ben görevimi yaptım. Mumya geldi! Anne! Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir.
Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Aman aman aman. Bekle bizi geleceğiz. Adıyaman aman aman. Nemrut'a da çıkacağız. Olmalı! Ha, duvar! Duvar? Duvar! Dürüm! Ay şey duvar! Canlar sana heykel kafası! Canlar! Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani! Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden! Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Hey, 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 hey. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasa iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda. Bu ses de ne? Yoksa kertenkelemin alarmı mı çalıyor? Saçma sesler çıkarma yarışı. Çok severim. Şşt, Necati abi bir dakika. Dinleyin. Ses dışarıdan geliyor. Hadi gidip bakalım. Kertenkele buradaymış. Dur alarmını kapatayım. Yine mi? Yeter artık. Evet, yeter artık. Remzi kızarınca çok komik oluyor. Tutamıyorum kendimi. Kuşlar her gün gelip çöplerini atıp gidiyorlar. Bir de dalga geçer gibi ıslık çalıyorlar. Baktım artık, baktım. Remzi sinirlenince beni kaldırabiliyor. Vay be, teknoloji çok gelişti. Neyse, bugünü hiçbir şey bozamaz. Çünkü Mirket yeni cihazını bize gösterecek. Hadi eğlenceye. Necati neredesin? Yanlış arabaya binmişim Remzi. Bebek arabasıymış bu. Siz gidin. Ben biraz parkta inga diye bağırıp geleceğim. Karşınızda yeni cihazım. Tada! Tada diyen bir robot. Tada! Şaka mı bu? Evet, komik olmaya çalışan bir şaka. Gerçek cihaz burada. Tada! Yeni cihazı bir perde miymiş? Hem de pileli. Pideli perdelere bayılırım. Hayır şapşallar. Yeni cihazım işte bu. Beyin okuyup o an en çok istediğin şeyi veren Matek 3000. Oley oley. Önce ben deneyeceğim. Hazırım. Bakalım Şakir'in en çok istediği şey neymiş? Uzaylı robot oyuncağı. Yaşasın. Robot olduğunu anladık da uzaylı olduğunu nereden biliyorsun? Konuş uzaylı robot. Annemden, Jüpiter'den Kayseri'ye göçmüş. Ama küçük Andromeda galaksisi. Neyse neyse, sıra bende. Necati'nin istediği şey bir tabak börekmiş. Yoksa anneanne usulü mü? Bunu anneannemden başkası yapamazdı. Ben yaptım zaten. Şu cihaz mutfağımdan buraya ışınladı beni. Evet, sıra bende. Çevir Mirket. Kesin uçan bir kaykay. Yok yok, kayan bir uçuş. Ya da haftanın bir günü işe gitmek. Trafik konisi. Trafik konisi ne alaka? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Ah be Remzi'ciğim. Meğer içinde neler saklamışsın. Bir yanlışlık olmalı. Bir daha deneyeceğiz. Odaklan Remzi, odaklan. Biraz yavaş odaklan. Börekler mi korkutuyorsun? Merak etmeyin küçük börekçikler. Güvendesiniz. Son. Bu sefer olacak. Ya!
Olmuyor, olmuyor. Kullanım kılavuzunu inceliyorum ama bir türlü anlayamadım. Mirket abi, sen icat etmedin mi zaten cihazı? Niye kullanım kılavuzuna bakıyorsun? Bu cihazın değil, Remzi'nin kullanım kılavuzu. Remzi ile nasıl baş edilir? Tam bir başucu kitabı. İşte bakın, başımın ucunda duruyor. Remzi, anla artık. Belli ki sen bu hayatta hiçbir şey istemiyorsun. Necati, bir börek ver arkadaşına, sakinleşsin. Olmaz, hepsini yedim. Necati, böreğe bıyık çizerek onu saklayamazsın. Necati, beni tanıdılar. Sen kaç, kendini kurtar. Ne olur bir kez daha çevireyim. Bu şekilde nasıl yaşanılır bilmiyorum. Aslında mahallede hiçbir şey istemeden yaşayan biri var. Adresi vereyim de siz onunla konuşun. Ben de şu kunileri sizin eve bırakayım, fazlalık yapmasın. Beni de durağa bıraksana. İki tepsi börek karşılığında bırakırım. İki tepsi veririm, böreğini sen yaparsın. Anlaştık. Bakalım kimmiş hiçbir şey istemeden yaşayan kişi? Kolilerin arasında yavru köpek buldum Remzi. Sahip denelim bir, ne olur, ne olur. Necati, bırak beni. Aa, Tanju'ymuş, Tanju. Buralarda boş boş yaşayan biri varmış, gördün mü? Necati, anlamadın mı? Tanju'ymuş o amaçsız kişi işte. Neymişim, neymişim? Merak etme Tanju. Ben de sendenim. Ben de burada seninle yaşayacağım. Seni misafir odasına alabilirim Remzi. Bir tek orası boş. Aslında fena değilmiş. Şuraya bir muz kabuğu, şu varilde ağlama odam olur. Tanju, minik ama muhteşem bir hayatın var. Fatura derdin yok. Gece gece turşu bittiği için zilini çalan, açmayınca pencerene tıklayan komşuların yok. Necati abi, o komşu sensin. Turşun bittiğinde bizi uyandırma lütfen artık. Keşke ben de senin gibi hiçbir şey istemesem Tanju. Mesela turşu istemeyerek başlayabilirim. Yok yok, vazgeçtim. Fazla turşun var mı? Yeter! Saçmalamayı bırakın artık. Verecek gofretiniz yoksa gidin artık buradan. Peki madem. Hadi senin gerçekten istediğini bulalım baba. Oley! Yaşama tekrar tutunacağım. Al Tanju, sana da bir gofret. Yardımların için. Teşekkür ederim. Bu zaten benim varile sakladığım gofret. Nasıl bulacağız ne istediğimi? Psst, gel gel. Ben sana yardımcı olurum. Ben Dilek Çeşmesi'yim. Çeşme konuştu. Bu çocukların da hayal gücü bir acayip. Çeşme hiç konuşur mu? Çeşmenin önündeki görünmez adam konuştu. Ne görünmez adamı, saçmalama. Evet, bozukluk atıp dile bakalım dileğini. Pekala, ne istediğimi öğrenmek istiyorum. Az önce attığın parayı geri istiyorsun. Bu ne biçim Dilek Çeşmesi? Paramı geri istiyorum. İşte bak, doğru bilmişim. Keşke ayvalık tostu isteseymişsin Remzi. Çünkü ayvalık tostu seni kandırmaz ve sadece ayvalık tostudur. Tamam tamam, yardım edeceğim size. Şu adresteki oyun salonuna gidin. Orada bitirmesi imkansız bir oyun var. Eğer o oyunu kazanırsan imkansız bir dileğin gerçek olur. O zaman öğrenirsin ne istediğini. Öyleyse macera bizi bekliyor. Oyun salonuna! Neredeymiş bu imkansız oyun? İşte bakın, şurada kullanılmayan bir makine var. Bence bu. Pek çalışacak gibi durmuyor ama deneyelim bakalım. İmkansız oyun başladı. Kutuyu bayrağa ulaştır, kazan. Bunun neresi imkansız? Şimdi şu kutuyu tutalım. Tamam, ilerliyorum. Kutuna yıldırım çarptı. Tekrar dene. Pekala, bu sefer olacak. Daha dikkatli. Bu da neydi şimdi? Kutunu inek kaçırdı. Tekrar dene. Saçmalık. Tamam, bu kez başaracağım. Yıldırımdan kaç. İleri atlat. Dur, nereye? Bayrağın annesi yemek için eve çağırdı. Tekrar dene. Üf. Sakin ol baba. Az da soğuttuk Şakir. Babanın rengi böyle değildi sanki. Şimdi kazanacağım. Niye gitmiyorsun? Ay, belim ağrıdı. Yeter artık. O kutuyu alıp bayrağı götüreceksin. Bu sefer de canım istemedi. Rica etmeyi öğren ve tekrar dene. Tekrar dene.
Sen niye ağlıyorsun bakayım? Tekrar gözyaşı borusu bozuldu herhalde. Ben bir tesisatçı çağırayım. Biletim de param da bitti. Ama tesisatçı bedavaya iş yapmaz ki. Sen de çok şey istiyorsun ha. Size bilet verebilirim ama paranız yoksa şu uzaylı robot oyuncağını alırım. Sen yeter ki oyunu kazan baba. Ne istediğini öğrenmen benim için daha önemli. Oğlum benim. Hiç merak etme. Senin için kazanacağım. İşte size bir bilet. Dikkatli kullanın. Ben de yeni oyuncağımı kaldırayım. Canım istemedi. Tekrar dene. Hayır! Ha? Babam nerede? Baba? Oyunun içindesin. Ne yapacaksan kendin yapacaksın bu hayatta. Hareket edemiyorum. Necati bir el atsana. Hiç merak etme Remzi. Necati! Rastgele tuşlara basma! Ne? Rastgele tuşlara mı bahsedin? Pekala! Yeni süper güçlerim yükleniyor. Durun kaçmayın. Üzerinizde nöleme gücümü deneyeceğim. Daha fazla katlanamıyorum. Şu oyunu kazanmam lazım. Ha? Katlanmak mı? Bu aklıma bir fikir getirdi. Baba sıkı tutun. Şimdi çok riskli bir şey yapacağım ve o kutu o bayrağa ulaşacak. Ekranı katlayıp tek bir nokta haline getireceğim. Böylece kutu ve bayrak mecburen üst üste gelecek. Necati abi ne yapıyorsun? Bilmiyorum, heyecan yaptım. Dur, böyle mi? Dur. Duramıyorum. Şu kutuyu bayrağa ulaştırabilirsem... Kazandınız. İmkansız oyunu bitiren ilk oyuncular sizlersiniz. Oley! Çok sevinçliyim. Sevinçten bıyıklarım renk değiştiriyor. Evet. Evrendeki her şeyi ama her şeyi dileyebilirsiniz. Hadi baba. Ne istediğini öğrenmenin vakti geldi. Pekala. Dileğim uzaylı robot oyuncağını geri istiyorum. Ha? Baba? Ama... Siz hep benim yanımdaydınız. İsteklerim sizden daha önemli değil. Ama ne istediğini asla öğrenemeyeceksin. Sanırım bununla yaşayabilirim. Hadi eve geri dönelim. Arkadaşlar.